Cennette yaratılış nasıl olacak? Benim canımın içi, aferin benim canıma. Başörtünü ibadet olarak yaptığın açıkça görülüyor. Onun nuru da yüzünde çok güzel görülüyor. Ve güvenilir, efendi bir kızı olduğun açık açık anlaşılıyor ve çok güzelsin Allah'a çok şükür. Allah seni de daha önce gösterdiğimiz bütün kız arkadaşları da cennette bana arkadaş dost etsin. Delikanlı kardeşlerimiz de yine cennet kardeşi olsunlar inşallah. Güzel yüzüm zaten ölüm denen olayda yaratılmış oluyorsun hemen. Yani ondan sonra zaten bir kesinti yok. Sadece şu rüyadan açıkça alenen uyanıyorum. Alenen rüya da fazla da üstüne gitmek istemiyorum. Net rüya. Bundan uyanmış oluyorsun bu kadar. Ondan sonra zaten kesintisiz yani bir ölüm diye bir görüntü olmuyor. Bir şey yok. Yani öyle yattığı yerden kalkmalı öyle bir şey yok. Kim bizi yattığımız yerden kaldıran diyor. Yani belki yani bir yere uzanmış olabilirler. Bir şey olabilir. Oradan kalkıyorlar o kadar. Yani belki oturduğu bir yerden kalkıyor. O kadar. Yani bir rüya bu. Rüyadan kalkılmış. Ondan sonra hiçbir aşamada kesinti yoktur Müslüman'da. Her şey gayet düzgün ve çok süratli olur. Öyle bir şey olmaz. Yani Müslüman'ı üzecek, sıkacak, rahatsız edecek, heyecanlandıracak, tedirgin edecek hiçbir şeyle karşılaşmaz. Ama onu ben ayetlerle bir açıklayalım, hazırlayalım demiştim. O yarım kaldı. Onu bir tamamlayalım. Oradan tarif edeyim, ayetlerle izah edeyim. Yani onu Allah'a bırakmak lazım. Biz yaratırken mesela nasıl bizi kusursuz yaratıyor? Nasıl bütün ihtiyaç, mesela bak televizyonumuzdur, internet her şeyi planlamış Allah. Neyimiz eksik? Mesela arkadaşlarımızı planlamış, benim oturacağım yer hazır, kolam hazır, bardağım hazır, tabletler hazır. Yani eksik olan bir şey var mı? Cennet için o zaman dert etmeye gerek yok. Biz mesela doğmadan önce ben nasıl yapacağım ya doğduktan sonra şimdi nasıl, nerede gideceğiz, oturacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz desem. Bunun bir anlamı var mı? Ki dünya ortam olmasına rağmen. Dünya ortamı çünkü imtihan ortamı olduğu için zordur. Buna rağmen böyle bir şey gerek yok. Dünyada gerek yoksa ahirette niye gerek olsun? Acaba ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Normal yaşarsın. Bir de tam tarif ettiği gibi, kafamızı canlandırdığımız gibi olmayabilir. İşte cennet kapısı, altından falan bir kapıdan, öyle bir şey olmayabilir. Bambaşka, mesela elektromanyetik bir kapı gibi bir kapı olabilir. Veyahut ne bileyim, tül gibi bir şey olabilir. Veyahut mesela bir zümrüt, koskoca bir zümrüttür, onun içinden geçer gidersin. Yani tahayyül etmediğimiz birçok şeyden karşılaşabiliriz. Ama şaşırmayız. O sürpriz. Yani Allah onu söylemiyor. Ama mesela İslam'ın hakim olacağını söylüyor. Bunu göreceksiniz. Yani illa mucize istiyorsanız size mucize işte. Mehdi'yi göreceksiniz. İsa Mesih'i göreceksiniz. Kutsal sandığı göreceksiniz. Efendim piramitlerin içinde ne var ne yok hepsini göreceksiniz. Yani göreceklerimiz şeylerin listesini hazırlayayım onu da anlatayım. Çok geniş bir liste o aslında.